Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, barış çiçeğimizle ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Barış çiçeğimizin uçları kuruyor, barış çiçeğim açmıyor, barış çiçeğimin kökleri kuruyor diyen sevgili arkadaşlarım. Barış çiçeğimiz e, uçlarında kuruma yapabiliyor. Bakın, şöyle benimkiler daha da fazlaydı, e, artık e, azaldılar gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim barış çiçeğime. 2 ayda ya da 3 ayda en fazla, e, biz ona 2 ay diyelim, 2 ayda bir e, Kuru maya veriyorum sevgili arkadaşlar Nasıl yapıyorum bunu e, Bununla ilgili birçok videom var aslında izleyenler bilir e, Şöyle bir kovamın içerisine 2 litre kadar suyumu koyuyorum içerisine bir Yemek kaşığı dolu doluya Kuru mayamı ekliyorum sonrasında e, Sonrasında sevgili arkadaşlar onu iyice karıştırıyorum. Çünkü kuru mayanın erimesi lazım. Bu kuru mayayı çiçeklerime, barış çiçeğime ve tüm çiçeklerime iki ayda bir şöyle diplerine koyuyorum sevgili arkadaşlar. Kuru maya çiçekleri besliyor. Ama bunu çok sık yapmamak gerekiyor. Ee, hani bir çay çöpü, yumurta kabuğu, muz kabuğu bu tür vitaminler veriyoruz ya çiçeklerimize. Bunları 15 günde bir, ayda bir yapıyoruz. Ama kuru mayayı öyle değil. Kuru mayayı dediğim gibi en geç en fazla 2 ayda bir vermemiz gerekiyor. Bakın. Tomurcuklanmaya başladı ve aç, açacak inşallah. Gördüğünüz gibi çiçek filizi vermiş. Açtığı zaman da paylaşacağım. Çiçeğimizi yıkayalım arkadaşlar. Ben geçen hafta yıkamıştım. Yine videosu var. Yıkıyorum. Bildi böyle koyuyorum şeşbenin altına. şofben şöhben ile bir güzel yıkıyorum Çünkü bu çiçek suda suyu fazla seviyor. Hani çok suda kalsa bir sorun olmuyor sevgili arkadaşlarım. Onun dışında çiçeğimiz evin içerisinde dursun. Benimki şöyle biraz geniş göstereyim. Şöyle evimin içerisinde masamda perdemi de açıyorum camımın önünden gün ışığı almasını sağlıyorum sevgili arkadaşlar. Bu çok önemli tüm çiçekler için. Menekşeler için, orkideler için, evin içerisinde duran tüm çiçekler için gün ışığı alması önemli. O yüzden ortamın e, ortamı normal oda sıcaklığında olabilir sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar onda bir sorun yok ama gün ışığı aldırınız. Şimdi kış haftada iki kere su vermeniz yeterlidir. Yazın Birer gün arayla mutlaka suyunu veriyoruz. Zaten onun dışında çiçeğimizin uçları kuruyor diyen sevgili arkadaşlarıma tekrar söylüyorum, kurumayı veriniz ve muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu mutlaka veriniz. Uçlarını düzeltiyor, köklerini besliyor ve gördüğünüz gibi çiçeklerin açmasını sağlıyor. Bu açacak inşallah ve pıtır pıtır yeni yeni yapraklar veriyor çok geliş geliştiği zaman da bunu budama yapabiliyoruz bakın çok budama yaptım e, yine de e, yaprakları geliyor sevgili arkadaşlar kökü sağlam olduktan sonra çiçeğiniz uzun yıllar sizinle yaşar coşar açar sevgili arkadaşlarım bir de bu e, dediklerimizi yaparsak daha da uzun yıllar yaşar sağlıcakla kalın yorumlara bekliyorum